Abi sorumuz şu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı dedi ki, yani ben tasarrufa dikkat ediyorum. Yani her meseleye ekonomi, ben gidip kasaba 100 lira verip et almıyorum. Gidiyorum kuzuyu kestiriyorum ya da toplu bir hayvanı oradan parçalayıp alıyorum. Şimdi buna kadar dikkat ediyorum. Şimdi buna herkes dikkat edebilir. Günaha girdirecekler. İnsanların sinir uçlarıyla uğraşıyorlar. Vatandaş bunu abi? Şimdi bunlar rant kapısı açmışlar. Hakaret edilecek. Vatandaşı mahkemeye verecekler. Tazminat alacaklar. Kasaba gitmeyip bir hayvan kestirip bütün yıl kasabın önünden geçemiyorum kardeşim ya. Allah yardımcımız olsun ya. O da diyor ki telefonu göstereyim mi? Bak kardeşim, telefonu göster. Ah, telefon. Buyur. Gördüler mi telefon? Yani daha asgari ücretli çalışacak. Şubat ayında tasarruf dedikleri ücreti alacak. Evet. Şu an 2009 lira. Bir hayvan aldığı zaman ne yiyecek? Evde ayakkabıyı mı kemirecek? Söylüyor Diyanet İşleri Başkanı Sarıkamış'ta. Rahmetli dedesi şeyi kemiriyormuştu. Pişirip de yemişler. Çarığı. Çarık yiyor. Evet yani. Evet. Sosyal medyada. Doyurucu mu acaba? Demek ki doyurucu bu zamana kadar geldiklerine göre. Ama yani insanlarla tamamen dalga geçiyorlar. Yani vatandaş alabilir mi abi? Hayvan kesip bütün kış ya, kasaba gitmeden sadece o kestiği hayvanla etini. Ya mümkün değil. O kadar gücün olmaz zaten. Yani şimdi kalkıp var. Hiçbir vatandaş kalkıp mesela 10 bin lira bir hayvana para verip birlikte yani böyle toplu olarak verip kesinlikle bir şu anda. Diyor, kesin tamam yani şimdi bunu 20 sene önce biz de aynısını yapıyorduk. Mesela hayvanı alıp kesiyorduk, kavurma yapıyorduk. Ondan sonra yiyorduk. Ama şu anda o mümkün değil. Çünkü bir kasaba gittiğin zaman 5 kilo et alsan 700 milyon. Hiçbir Allah'ın kulu da bir ayda 700 milyon et yani alabilecek gücü kesinlikle yoktur. Hayvan nasıl alabilir? Yani 10 bin lira bir hayvanı alıp kim yatırabilir? Kasaba alamaz, hayvan da alamaz. Yani mümkün değil. Yani insanlarla dalga geçiyorlar. Tabii ki herkesin gücü yani ona göre yeter ama ne diyelim yani inşallah 2023'te görecek hepsi. Şöyle bir vatandaş şey var. Bunu yapabilir mi? Bir insanın büyükbaş hayvan alması için köşesinde 25-30 milyar parası olması gerekiyor. İkincisi de kasaba gittiğimiz zaman da 100 lira, 150 lira verip en azından yarım kilo et alabiliyorlar yani mesela. Hayvanı alma imkanı var. Ya şimdi hayvanı alabilirse tabii ki ama hayvan alma imkanı olacağını ben zannetmiyorum. Çünkü asgari ücretli maaş alan bir vatandaş elektriğini, suyunu, işte doğalgazını, İşte ne bileyim çocukları okula gittiği zaman çocuklarına harçlık veriyor. Yani çalışan işte bir baba. Bir sene iyi bir para biriktirmesi lazım. Her ay köşeye 3 lira 4 lira. Biriktirebilir mi vatandaş? O, işte böyle o parayı biriktiremeyeceği için büyükbaş hayvan alması imkansız bir vatandaşın. Ben biriktiriyorum ama. Büyükbaş aldınız mı bu kış geçinebilmek? Büyükbaş da aldım, küçükbaş da aldım. Hem küçükbaş aldınız, buzdolabında duruyor, hem büyükbaş. Aynen. Her vatandaş yapabiliyor mu bunu? Bizzat benim dayım. Hayvancılık işi yapıyor. Söyle ama doğruları söyle. Tamam doğruları söylüyorum abi. Sen söyle. Ben zaten doğruları söylüyorum. Sana sormuş olalım şimdi, soruyu. Aileler, emekli maaşıyla geçinen, evet. Asgari ücretle geçinen, normal bir işçi olan. Evet. Bunlar, hatta memur evet. Bile yani belki de. Evet. Kasaba gidemiyorsa tasarruf yapmak için hayvanını alıp bütün kışını o hayvanı kesip onun etini kullanabilir mi Türkiye'nin şu anki şartlarında? Evet. Size göre bütün herkes bunu yapabilir mi? Yapabilir. Öyle. Öyle bir şey imkansız yani. Gel abi, gerçekten. Doğru dürüst et bile alamıyoruz vallahi. Yalan. Maaş bile yetmiyor. Gerçekten yetmiyor yani. Asgari ücretle siz diyorsunuz ya 8 nüfusa bakabiliyoruz. Ben 2 nüfuslayım. İnan Allah'a bakamıyorum yani. Ya et bile alamıyoruz. Tamam, evet. Et alamıyoruz. Tamam, alamıyoruz çünkü her şey pahalı. Mesela ne pahalı? Yetmiyor. Yetmiyor. Tamam nasıl yetmiyor? Söyle niye yetmiyor? Niye mi yetmiyor? Evet. Yetmiyor ya. Ben bir yağ olmuş 130 liraya 130 lira. Tamam. Neyin hesabını yapıyorsunuz? Tamam. Kardeşim sen fikrini söyle. Bütün millete şey sen başbakan yok, mısın? Hayır. Başbakan yardımcısı. Yok hayır. Aile biz bir şey konuşuyoruz. Geçinmiyor adam. Ben bir şey söyleyeyim. Bak bir dakika. Zorundayız. Bir dakika. Bak askerim ben. Tamam. Bana sahip çıkmıyor. Sen neyle, bırak onu bunu. Neden? Sana izah mı edeceğim? Sen kimsin ki izah edeceksin? Ben buraya veriyorum söylüyorum. Bak bu arkadaş beni. Elleme abi beni. Beni elleme. Herkes fikrinde serbesttir. Evet. Serbestim. Ben bu vatan evladıyım. Tamam. Ben hatta Türk'ün askeriyim. Bir dakika. Gerçekten memnun değiliz yani hayatımızdan. Buradan işte. Sen biraz yanlış paralı konuşuyorsun. 30 bin lira kredi ödüyorum ben ya. Hangi yatağı bulur ya? Nasıl? Sen bayrağı cebine koymuşsun. Atatürk sevdalısıyım diyorsun. Burada nereye bayrağı cebine? Görmüyor musun televizyonlarda? Senin için. Diyarbakır Kulp'ta savaştım ben. Savaşabilirsin. Allah billah. Sen ya sana hesap veriyorum. Hesap veriyorum lan sana. Abiciğim sağ. Ya bir dakika çekin arkadaşlar. Bak sana ne diyor ya? Bize iş koyuyorsun sen ya. Hayır.
Şimdi abi. Ne böyle şey? Herkesin mi kurt çekiyor? Başbakan mısın atsa? Siz söyleyin hanımefendi. Vallahi geçim zor olmuş kardeşim. Aldığım asgari ücret yetmiyor. Yetmiyor. Kirada oturuyoruz. İki çocuklu olduğum halde yetiremiyoruz. Hala şunu şey yapıyorlar ya. Yetiniyoruz, geçiniyoruz, geçinemiyoruz. Yalan. Beni çekin. Geçinemiyoruz. Doğru. Yani bir gençlere bakın ya. Vallahi bence vallahi yeter artık. Vallahi bıktık ya. Bir gençlere çekin vallahi yazık ya. Sizden rica etsem öğrencilere söz hakkı. Vallahi yazık şu gençlere bakın yazık ya. Bir hallerine, kılıklarına, kıyafetlerine bakın. Niye biz böyle çekmek zorundayız ki? Abi diyor ki olabilir, öyle düşünüyor olabilir. Aha. Normal bir vatandaş, abla gibi. Aha. Tamam mı? Kasaba gitmeyecek. Yemeyecek, tasarruf yapmak etmeyecek. Için. Hayır. Kasap pahalı ya. Tasarruf yapabilmek için bir hayvan alacak. Hayvanı kesecek. Tamam mı? Bakacak. Hayvanı kesecek. Bütün kışını onun etiyle kullanacak. Böyle bir imkan var mı? Bunu soruyoruz. Yok. Yani bunu düşünen gerçekten bilmiyorum. Nasıl böyle düşünebiliyorsunuz ki? Hayvan alacağız, hayvan bakacağız. Kasaba gitmeyeceğiz. Hayır ya, imkansız. Yani hangi parayla hayvan alacağız ki? Vallahi imkansız abim. Gerçekten imkansız. Herkes dinlesin. Ben ülkenin haline acıyorum. Cahil olmayın ya. Biraz araştırın, okuyun. Diğer ülkelere bir bakın ya. Diğer ülkelerdeki gençler nasıl yaşıyor? Bir açın da bir bakın ya. Bu kadar kör olmayın. Ben de çıkardım. Sokmuyor musun? Bir dakika. Aha sigara içiyorum. Tamam mı? Ya ben konuşuyor. Ben askerlik tiyakımızım. Bak kamera sen de çek. Devlet memuru olarak burada konuşuyorsun. Devlet memuru olarak ben burada konuşuyorsam bunlar da sizden bakı bak. Uzman mısın sen? Uzmanım. Askerlik yaptım. Güzel. Bak ayağımdan da yaralıyım. Bak. Ayağımdan yaralıyım. Dua edin bak. Yalnız salama lafım çizdiği değil. Şu an. Şimdi Amerika'dasın. Cebinde ne var? Öncelikle Amerika'ya girip cebinde ne olur? Ne olur yani? Ne olur? Güzellik kraliçesi takılıyor kafana. Bu ülkede zenginlik telefonun markasına göre oluşturuluyor. Bu zihniyette bu ülke gelişmez zaten. Ama sen açız dedin değil mi? Evet. Evet. Bu yönetimden önce. Bu yönetimden daha mı toktun abla? Vallahi daha toktun. Ya abla yalan söylemiyorum ya. Ya şu var kardeşim bak. Çok güzel bir şey görmedin. Ben şikayetçiyim. Ben geçinemiyorum, yetmiyor. Tamam. Yetmiyor. Bir dakika. Şu zihniyet yüzünden gençlere yazık oluyor. Ben bunları üzülmüyorum. Ben gençlere üzülüyorum. Yazık. Ben okudum, bitirdim. Arkeoloğum ben. İş bulamıyor. İş yok. Bak kardeşim, zengin olanlar iyice zenginleşti. Yoksul olanlar iyice yoksullaştı. Allah bütün vatandaşın yardımcısı olsun. Allah yardımcımız olsun hepimizin. Ben niye diyorum? Hamdolsun diyeceğim. Adam biniyor, Mercedes'e biniyor, bir sürü şeye biniyor. Biraz da onlar şükretsin. Ben niye şükrediyorum ya? Etiyor musunuz önce? Ya biz kurbandan kurbana tabii ara ara alıyoruz ama. Kıyma mı ağırlıkla? Yani kıyma alıyoruz. Yani et tabii öyle o şekilde ya. Özel bir misafirimiz gelecekse. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı dedi ki ben tasarrufa dikkat ediyorum. Kasaba gitmiyorum. Kasapları kullanmıyorum. Hayvan alıyorum, kesiyorum. Bütün et ihtiyacımı oradan karşılıyorum dedi. Ya öyle vatandaşa bir şey. Vatandaş için söyledi bunu. Anladım. Hayır, vatandaş hiç böyle bir şey yapabilir kesinlikle mi? Kesinlikle yapamaz. Hangi vatandaş yapıyor? Kurbanımızı zor alıp kesiyoruz ya. Bir hayvan alıyorum, kesiyorum. Bütün yıl bununla idare ediyorum etimi. Böyle bir saçmalık var mı? Böyle kutuplarda yaşasın. Biz ne yapıyoruz vatandaş olarak? Paramız varsa, bütçemiz varsa kıymamızı alırız, etimizi alırız. O akşam yemek yaparız. 2-3 gün sonra yine alırız, yine yeriz. Alabiliyor musunuz rahatça? Yani rahatça tabii ki çok rahatça alamıyoruz. Bizim kısım yani ekonomik şartlara göre alabiliyoruz tabii ki. Hani anlaşın böyle bir şey yapabilme yani parayı biriktirip ben şu hayvan alayım da kışımı onunla geçireyim diyebilir mi vatandaş? Ya bir kere böyle bir şey olması imkansız zaten. Fakat ben özellikle Türkiye'de son yıllarda iktidar partisinin ve onun
yandaşlarım denir artık, ne denir? Özellikle yeni bir söylem oluşturması, yeni bir söylem oluşturduğunu düşünüyorum. Özellikle gerçekçi mi peki? Hayır, gerçekçi bir söylem değil. Amerika'daki bu post-truth benzeri, yani tamamen kendi kitlerini uyutabilecek şekilde veya kendi kitlelerine makul bir gerekçeymiş gibi sunulabilen. Örneğin geçenlerde yine bir AKP başvekiliydi yanlış değilsem. Japonya'da işte bir doların Türkiye'dekine göre çok daha fazla olduğunu söyledi ama bunu söylerken aynı zamanda Japonya'daki geliri veya Japonya'daki asgari ücretin dolara olan oranını da söylemiyor. Özellikle insanları uyutabilmek için bu çeşit söylemlere ihtiyaçları var zaten. Aksi takdirde hani kendilerini savunamazlar ve oyranları daha çok düşer. O yüzden yani çok basit söylemler olduğunu düşünüyorum. Sizin var mı buna gücünüz? Var. Vatandaş yapabilir mi peki sizce? Yapabilir. Vatandaşın durumu bunu karşılayabilir diyorsunuz. Karşılayabilir. Ya Türkiye'de fakir yok, ben size söyleyeyim. Çok iyi durumda herkes. Ya zor durumda olan az fakir bir kesim yok, var. Fakir yok ama iyi durumda mı? Ya şu arabaları görün, şu mağazaları görün. Gidin bütün AVM'ler dolu. Hani söylenecek bir şey yok. Anladım. Şimdi ülke bu kadar kötüyse muhalefetin oylarını arttırıp iktidara gelmesi lazım. Anladım. Hani öyle bir şey yok. Teşekkür ederim.